Çocuğum okula isteyerek gitmiyor, okuldan mutsuz dönüyor ya da ders başarısı düştü diyorsanız dikkat. Yani mağdur olan çocuk sırf zorbalığa maruz kaldığı için geleceği etkileyebilir. Akran zorbalığı son yıllarda çok sık duyduğumuz tabirlerden bir tanesi. İlkokuldan liseye kadar öğrencilerin maruz kalmış olduğu fiziksel ya da psikolojik şiddet aslında. Yetişkinlerde anlamak daha kolay ancak ilkokul öğrencilerinde ebeveynler bunu anlamakta zorluk yaşayabiliyor. Peki akran zorbalığı nedir ve nasıl anlaşılır? Akran zorbalığı sadece fiziksel değil elbette. Bu şiddet yalnızca fiziksel olmayabilir. Mağdurun özellikleriyle dalga geçme, onunla alay etme ya da onu küçültücü davranışlarda bulunma da zorbalığa girebilir. Ya da ona karşı diğer arkadaşlarını örgütleme, onu yalnızlaştırma da zorbalık çeşitlerinden biri olabilir. Zorbalık yalnızca karşıdakine şiddet uygulayarak olmaz. Ona komutlar vererek de olabilir. Mesela ayakkabımı çıkar diyebilir, bana kantinden bir şey al gel diyebilir, parasını yiyebilir. Bu da bir zorbalıktır. Çok küçük yaşlardan itibaren görülmeye başlıyor. İlkokuldan itibaren başlayabilir bu. İlkokuldan itibaren rastlıyoruz buna. Liseye doğru daha azalıyor. Fakat ortaokul bunun pik yaptığı nokta sayılabilir. Ortaokul en çok dikkat edilmesi gereken fakat ilkokul birden itibaren de rastladığımız bir durum. Uzman psikolojik danışman Selçuk Duman oldukça önemli bir konuya değindi. Zorba tarafından da bakabiliriz. Yani kaçırılan nokta genellikle bu oluyor. Zorba neden zorbalık yapıyor? Zorba genellikle bu zorbalığa uğradıktan sonra yeniden zorbalığa başvuruyor. Peki en çok hangi çocuklar akran zorbalığına maruz kalıyor? Genellikle mağdur olarak seçilen, kurban olarak diyelim buna, kurban olarak seçilen çocukların genel özellikleri şunlardır. Diğerlerinden farklı olarak daha kilolu olabilirler. Diğerlerinden farklı olarak gelişim geriliği olabilir. Yani dersleri daha düşük olabilir. Yine diğerlerinden farklı olarak belirgin bir göz sorunu olabilir, kusuru olabilir. Genellikle içe kapanık çocuklar, hayır diyemeyen çocuklar, kendisini koruyamayan çocuklar kurban olarak seçilir. Burada elbette anne babalara büyük görev düşüyor. Aile, kültür, annenin diğer insanlara karşı nasıl davranması gerektiğini çocuğuna yani zorbaya öğretememesinden kaynaklanır. Yani zorba çocuk da kötü çocuk değildir. Bu yüzden eğitimler verilmeli anne babaya ve çocuklara, hatta öğretmenlere zorbalığı nasıl yöneteceklerine dair eğitimler verilmeli.